Kayseri'de otopark sorunu var. Kayseri'de ciddi anlamda otopark sorunu var. Bence bir kapalı otopark olması gerekiyor. Yarım saat oldu. Hala yer arıyorum. Otopark sorunu devam ediyor. Millet işine gücüne de yetişemiyor zaten. Ufak bir işim var. Aracı uzak bir yere koyup gitmek zorunda kaldım. Kayseri'de her gün neredeyse binlerce vatandaş araç kullanıyor. Bizler de vatandaşlara Kayseri'de otopark sorunu var mı diye sorduk. Bakalım ne cevaplar aldık. Fazlasıyla var. Aracım var, aracımla gidemiyorum. Çarşıya gideceğim. Ya, arabamı bıraktım, yayan gidiyorum. Peki sizce bu sorunun sebebi ne olabilir? Herhalde plansız şehirleşme diye düşünüyorum. Var, evet. Otopark sorunu çok. Yani bir şehire gitsek bir aracımızı koyacak yer bulamıyoruz. Yani her evin 2-3 tane aracı var. Kimse, herkes tek başına araçla gidip geliyor. Yani ortamda nasıl diyeyim size, böyle tam şoför de yok. Yani araçta insan çıkmaya da korkuyor. Park sorunu da var. Bir şehire gitmek mümkün değil. Yani araçta gittiğin zaman zaten otopark yeri bulmak çok zor. Bulduğun zaman da yani ücrete tabi. Hadi ücrete tabi olduğu bir yerde bir de ikinci bir şey var. Ücreti çok pahalı. Yani sen kapattı zannediyorsun ama adam kapatmıyor. Ücreti devam edip gidiyor. Ama senin orada durduğun misal olarak yarım saat, 40 dakika, 50 dakika neyse duruyorsun ama otopark ücreti işliyor. Kapatmıyorlar. Bunlar çok sıkıntı. Kayseri'de otopark sorunu var. Çoğu yapısal dönüşümlerden bina, her taraf bina oldu şu an. İnsanlar hep bina yapıyor. Daha görmüş olduğunuz gibi her yer yol boyu dizilim yapmışlar araçlar. Otopark sıkıntısı var. İnsanlar aracını park edecek yer bulamıyor. Katlı otoparklar var. Ücretleri çok pahalı. Mesela şuraya 5 dakika duruyorsun, adam hemen ücret yazıyor. Normalde yarım saat ücretsiz. Ama unutup gittiğin zaman o ücreti ödüyorsun. Kayseri'de böyle sıkıntılar var. Kayseri'de araçlar çoğaldı şu an. Araç piyasası da yükseldi zaten. İnsanlar yani bilmiyorum, aracını koymak için uzak yerlere gidiyor. Mesela 27 Mayıs Caddesi'ne aracını koymak için adam oraya koymuyor. Arkasından Kayseri Lisesi'ne gidiyor. Böyle sıkıntıları var yani. Peki sizce bu sorunlar nasıl düzeltilebilir? Bu sorunlar katlı otopark yapılacak, fiyatları uygun olacak. O şekilde düzeltilebilir. Başka türlü düzeltilemez. Tabii ki var, her yerde çarşı kalabalık. Millet işine gücüne de yetişemiyor zaten. Ufak bir işim var, aracı uzak bir yere koyup gitmek zorunda kaldım. Yani var. Sizce otopark sorununun sebebi ne olabilir? Çarpık yerleşme işte, görüyorsunuz binalar. Bir sürü iş yeri var ama yeterince şey yok, otopark yok. Bu sebebi çarpık. Her yer çarpık bu. Kayseri'de ciddi anlamda otopark sorunu var. Özellikle çarşıda yer bulamıyoruz yani. Bunun bir an önce çözülmesini bekliyoruz. Peki sizce bu sorunun sebebi ne olabilir? Yani bilinçsiz şehirleşme, araba sayısının artması. Bunlar yani aklıma gelenler. Bu sorunu çözmek için neler yapabiliriz? Valla toplu taşımayı kullanabiliriz. Ve çok katlı otopark yapmak lazım. En büyük bence buna tedbir bu. Tabii ki de var. Biz Nevşehir'den hastane için geliyoruz ama dolaşmak için biz arabayı da nereye bıraktık? Bir yemek yemek için öyle her yeri geziyoruz. Yani bence çok sorun var. Bence bir kapalı otopark olması gerekiyor. Peki Nevşehir'e bakıldığı zaman Kayseri ile otopark arasında nasıl bir farklılık var? İkisi de aynı. İkisi de kötü. Aynen, ikisi de kötü. Evet var. Tam da üstüne geldiniz zaten, görüyorsunuz. Yani buna bir çözüm bulunması gerekiyor. Yarım saat oldu. Hala yer arıyorum. Yani gaz da belli zaten. Fiyatı da arttı gaz fiyatlarının. Yer bulana kadar gaz bitti. Peki ya sizce bu sorunun sebebi ne olabilir? Vallahi bu sorunun sebebi yani çevre düzenlemesiyle alakalıdır diyebilirim. Yani o şekilde. Peki son olarak Kayseri'deki otopark sorununu nasıl çözebiliriz sizce? Nasıl çözülür? Ya bununla ilgili bir
şehir planı yapılması lazım. Hani ileriye dönük bir plan yapılması lazım. Sürekli araçlarda artış oluyor miktarlarında. Yani günü kurtarmak için bir şeyler yapılmaması lazım. Gelecek için planlı projeli bir şeyler yapılması lazım. Var. Çünkü otopark gittiğimiz iş yerlerinde, genelde iş yerleri civarında otopark sarnı devam ediyor yani. Belirli merkezlere iş yerleri yerleştiği için otopark sorunu devam ediyor. Peki sizce bu sorunu nasıl çözebiliriz? O belediyenin sorunu. Bizim değil ki. Belediye hizmet yapacağı yerde hizmetini ona göre yönlendirmesi lazım yani. Evet, var. Neden var? Şu anda her yer işletme olduğundan dolayı, her yer yani kafelerin önü falan hep oturak sandalye falan olduğundan dolayı hiçbir yer arabayı park edemiyoruz. Hep arkalara götürüyoruz, koyuyoruz ondan sonra. AVM'lerin park yerlerine dolduruyoruz. Oradan her yere yürüyor. Sizce bu sorunu nasıl çözebiliriz? Bu sorun devlet büyüklerimizden işte yasaklama koymaları gerekiyor bir yerlere. Ondan sonra kafelerin mesela yollara mesela sandalye koyulmaması gerekiyor. Masa koyulmaması gerekiyor. İşte öyle aşılabilir bu sorunlar.